İnternette şeffaf telefonlar karşınıza çıktı mı? Bu da aynı yöntemle yapılan benim şeffaf iPhone 11'im. Hadi şu konuyu biraz daha derinden inceleyelim. Merhabalar dostlar. İnternette gezinirken sık sık karşıma yeni şeffaf telefon gibi videolar çıkıyor. Ne kadar güzel değil mi? Camdan bir fark olmayan telefonlar. Hem bilim kurgu gibi duruyor hem de çok havalı. Peki alabilir miyiz bunlardan bir tane? Kötü haberi baştan vereyim. Şimdilik hayır. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde de muhtemelen hayır. Peki o zaman bu videolarda karşımıza çıkanlar ne? Bilmem kimin konsepti, Samsung'un yeni telefonu falan filan. Hatta her yeni iPhone çıkışında bir tane şeffaf konsept hemen internette dolaşmaya başlıyor. Sonunda bir öncekinin daha uzun ve daha çok kameralısı geliveriyor. Yalan mı bunca video? Evet arkadaşlar, bir kısmı yalan, bir kısmı da şaka. Maalesef böyle bir teknoloji günümüz şartlarında ticari kullanım için pek mümkün gözükmüyor. Çok yakında değil. Neden peki? Günümüz teknolojisiyle bir telefonu 3 büyük parçadan oluşuyor şeklinde düşünebiliriz. Ekran, pil ve elektronik donanım. Ekranların artık şeffaf olabileceğini biliyoruz. Bu tür şeffaf ekranlar televizyonlarda bile kullanılmaya başladı. Çeşitli türler olmasına rağmen bize bunların LED, OLED gibi teknolojilere uygun formları gerekiyor. Bunlar biraz pahalı olsa da varlar, evet. Yani bir telefonun ekranı şeffaf olabilir. Ancak bir çerçeve içinde bir ekranı şeffaf yapmak için bileşenlerin geri kalanını çerçeveye sığdırmamız gerekiyor. Bu da nispeten boyutları büyük olan ve ciddi bir pile ihtiyaç duymayan televizyonlar için mümkün olsa da cep telefonu için bazı zorluklar içeriyor. Öncelikle pilden başlayalım. Biliyorsunuz ki telefon kullanımının en önemli gereklerinden biri de pil ömrü. Yani şeffaf telefonumuzda güçlü bir pil olması gerekiyor. Ama maalesef telefonların kullandığı piller birkaç milimetrelik çerçevelerin arkasına saklanacak kadar küçülmedi hala. Bu yeni pil teknolojisi ortaya çıkana kadar beklememiz gerekecek. Ya da daha iyisi, pilimiz de şeffaf olursa çerçeveden de kurtulabiliriz. Evet, böyle bir teknoloji üzerinde çalışılıyor. Ama dikkat edin, çalışılıyor. Bununla ilgili bir makaleyi açıklama kısmına bırakacağım. Makalede de görebileceğiniz gibi bu teknoloji henüz emekleme aşamasında. Bir takım araştırmalar var ama bu tür pillerin cep telefonlarına girecek boyuta ve verimliliğe ulaşması için henüz çok erken. Bir diğer sorunumuz da elektronik bileşenler. Bir cep telefonu içinde birçok elektronik parça bulunur. Çerçeveli bir telefon yaptığımızı düşünürsek bu parçaların bazıları çerçeve içinde saklanabilir. Ancak nihayetinde bize biraz da şeffaf iletkenler gerekli. Sonuçta hoparlör, kamera gibi telefonun çeşitli yerlerinde çeşitli bileşenlerimiz var. Bunların tamamını çerçeveye sığdırmak mümkün değil. Bakır, altın, gümüş gibi iletkenlerin tamamı şeffaflıktan çok uzak. Ama bu konuda da çinko oksit gibi bazı şeffaf iletkenler üzerinde çalışılıyor. Bununla ilgili bir araştırmayı da açıklamaya bırakıyorum. Yani bu internette karşınıza çıkan en yeni iPhone modeli, Samsung'un şeffaf telefonu vesaire gibi videoların büyük bölümü sahtekarlıktan ibaret. Alın mesela, bu da şeffaf iPhone 11. Apple bundan bir tane çıkarmıştı, çok sevdikleri için bana gönderdiler. Yani şeffaf telefonun kendisi değil ama sahtekarlığı oldukça kolay bir teknoloji. Peki hiç mi olur yok? Bize de mi? Aslında var. Özellikle Android telefonlar için Google Play üzerinde Transparent Phone diye aratırsanız birçok uygulama bulursunuz. Bunlar telefonunuzun kamerasını kullanarak kameradaki görüntüyü sürekli ekranınıza iletiyorlar. Böylece telefonunuz arkasını gösterir hale geliyor. Şeffaflık da bu demek değil mi zaten? En azından önümüzdeki 4-5 yıl için sadece bununla idare etmemiz gerekecek. Ama şeffaf iPhone 11 için bile olsa bir beğeninizi alırım. Hoşça kalın.